Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa'nın dünyaya gelmesi niçin gerekliydi adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz: Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. Yeşaya 7. bölüm 14. ayet. Arkadaşlar, aranızda toplam dünya nüfusunun ne kadar olduğunu bilen var mı? Yapılan araştırmalara göre 2016 yılında dünya nüfusu 7.350 milyona ulaşmıştır. Bu milyarlarca kişi arasında kendisi doğmadan yıllar önce doğum yeriyle, annesiyle, kişiliğiyle ve büyüyünce ne olacağıyla ilgili peygamberlik edinilmiş biri var mıdır? Dünya tarihinde doğmadan önce hakkında peygamberlikte bulunulan ve o vaade göre doğan tek bir kişi vardır. Bahsettiğimiz kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bu kişi İsa Mesih'tir. O bizi günah ve ölümden kurtarmak için Tanrı'nın vaadine göre doğdu. Eski antlaşmada geçen ve İsa'nın yaşamında gerçekleşen yaklaşık 300 adet peygamberlik sözü vardır. Böylece görüyoruz ki İsa vaatle dünyaya gelen tek kişidir. Biliyoruz ki Adem'le Havva'nın itaatsizliği sonucu dünya günaha düştü ve bu günah yüzünden Tanrı ile insan arasındaki ilişki bozuldu. Bu yüzden Tanrı, günah işleyip ölüm cezasına düşen insanı kurtarmak, Tanrı ile insan arasındaki parçalanan ilişkiyi yenilemek için büyük kurtuluş tasarısını gerçekleştirdi. Tanrı'nın tasarladığı kurtuluş planı, kusursuz yani günahsız olan İsa Mesih'in insan olarak bu dünyaya gelip bizim günahımızı kendi üzerine alması ve bizim yerimize çarmıhta ölmesidir. 3 gün sonra İsa ölümden dirilerek günah ve ölüm üzerindeki zaferini kanıtlar. Bu sayede İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eden herkes günahtan kurtulup sonsuz yaşama kavuşacaktır. Tanrı bu büyük kurtuluş tasarısını tamamlamak üzere İbrahim'i, Musa'yı, Davut'u seçti ve kurtuluş haberini bildirmek için peygamberleri çağırdı. Bu peygamberler aracılığıyla Tanrı'nın tasarladığı kurtuluşunu tamamlayacak, Mesih'in gelişiyle ilgili bildirdi. Evet, İsa'dan 700 yıl önce yaşamış olan peygamber Yeşaya, Mesih'in doğumuyla ilgili "Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak." Bunu Yeşaya 7. bölüm 14. ayette görebiliriz. İsa doğmadan 700 yıl önce peygamber Yeşaya'nın yaptığı peygamberlik sözüne göre İsa bakire Meryem'den doğdu. Meryem evlenmemişti ama kutsal ruhun gücüyle gebe kaldı. Peygamber Yeşaya ile aynı dönemde hizmet eden peygamber Mika ise kurtarıcı Mesih'in doğum yeriyle ilgili "Ama sen ey Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır." Mika 5. bölüm 2. ayette bildirilir. Peygamber Mika'nın peygamberlik sözü 700 yıl sonra İsa Mesih'in doğumuyla gerçekleşti. O dönemde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Yusuf da karısı Meryem'le Beytlehem'e gitti. Ancak Meryem hamileydi. Fakat Beytlehem çok kalabalıktı ve hanlarda kalacak yer bulamadılar. Bu yüzden Yusuf ve Meryem başlarını sokacakları bir ahıra bile razı oldular. Yusuf
karısı için ahırda bir yer hazırladı. Meryem orada bir erkek bebek doğurdu. Böylece İsa Beytlehem'de doğmuştu ve yazılan peygamberlik sözü gerçekleşmişti. İsa'nın dünyasal babası Yusuf, Davut'un soyundandı. Peygamber Yeşaya da zamanında İsa'nın Davut'un soyundan doğacağını söylemişti. Yeşaya 11. bölüm 1 ve 10. ayetlerde okuruz. Yani böylece İsa beden alarak Davut'un soyundan geldi. İnsan günaha düşer düşmez Tanrı, kurtuluş vaadini gerçekleştirmek üzere vaat edilmiş kurtarıcının kimden, nereden ve hangi soydan doğacağını bildirmişti. İşte İsa Mesih bütün bu peygamberlik sözlerine göre geldi. Dolayısıyla o gerçekten kurtarıcıdır. Kutsal kitapta yaratılıştan vahiy bölümüne kadar İsa Mesih hakkında yazılmıştır. Eski antlaşmada gelecek olan Mesih, yeni antlaşmada ise gelen Mesih ve tekrar gelişinin nasıl olacağından bahseder. İşte bu yüzden İsa'nın kutsal kitabın vaadine göre Tanrı'nın tasarladığı kurtuluş planını tamamlamak için gelen Mesih olduğuna inanıyoruz. Ayrıca İsa kusursuz ve günahsız Tanrı'dır. Yalnız İsa bizi günahtan kurtarabilir. Tanrı İsa aracılığıyla kurtarıcımız olarak insan biçiminde bu dünyaya geldi. Her yıl 25 Aralık tarihini kurtarıcımız İsa'nın doğduğu gün olarak kutluyoruz. Bizler vaat ettiği gibi dünyaya gelen İsa Mesih'e iman ederek kurtulduk. Tanrı'nın tasarladığı kurtuluş planı İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşti ve tamamlandı. Sevgili arkadaşlar, bizi günahtan ve ölümden kurtarmak için başlangıçtan beri tasarladığı kurtuluşunu tamamlamak üzere biricik oğlunu esirgemeden dünyaya gönderen Rab Tanrı'nın büyük lütfu ve sevgisine şükredelim. Bu kurtuluş lütfunu henüz bilmeyenlere peygamberler gibi bildirelim. Arkadaşlarımız, komşularımız ve akrabalarımıza fırsat buldukça İsa'nın kurtarıcımız olduğunu duyurmaya gayret edelim.